Kimle arıyor? Yasemin mi? Ha yok. Hala şey, bir arkadaş. Ateş, anlatacak mısın artık neler olup bittiğini? Halacığım, her şeyi anlatacağım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Ama önce lütfen bir sakin ol. Sakinim ben. Biz aslında yalan söyledik. Yani bu ev çok ucuzdu. Ama Celal amcalar bekara ev vermeyiz deyince evliyiz diye verdik. Gerçek değil o zaman. Değildi. Değil. Kızım, evlendiniz mi, evlenmediniz mi? Bu yol gerçeğe gidiyor Yasemin, döneme. Gerçeği söylersen babam beni de alıp götürür. Şey yaptık. Evliyiz diye yalan söyledik ya biz. İnanmadılar. Öyle evlilik cüzdanı falan istediler. Öyle olunca biz de evlendik. Ev için yani. Benim hayatımda duyduğum en saçma şey bu Yasemin. Ya ortada kocaman bir yalan var. Yani o tanı... Peki benim tanıştığım insanlar kimdi o gün? Onlar Hilmi Usta ile eşiydi. Ne? Hilmi Usta? Hı hı. Ama bak şimdi. Aması maması yok Ateş, yani dünürüm diye beni alakasız insanlarla tanıştırmışsın. Ya, bravo sana Ateş ya, bravo. Ama bunu senden hiç beklemezdim. Halacığım şimdi. Hayır ama aptallık bende. Ben anlamalıydım o gece insanların telaşla böyle kaçıp gitmeleri, sizin o tuhaf tuhaf halleriniz falan. Biliyorum halacığım, biliyorum. Yani bu yaptığımızın kesinlikle hiçbir affedilir tarafı yok. Ben bunu biliyorum. Ama yani başka çaremiz kalmadı. Mecbur kaldık. Neye mecbur kaldınız ya? Zorda kaldım anne ya. Kızlar beni evde istemediler. E Ateş'in de ailesiyle zaten problemleri vardı. Benim de aklıma böyle bir yol geldi. Siz üzülmeyin diye size söylemedim ama zaten biz boşanacaktık hemen. Boşanacaktınız öyle mi? Kızım doğruyu söyle. Ateş'le aranızda bir şey var mı? Yok. Yoktu. O burada yattı, ben içeride yattım hep. Sonra işte şey oldu. Ney? Ney Yasemin, ney? Bana bak, o Ateş'le... Aşık olduk. Ve Ateş beni böyle bir bakıyorum, kolluyor. Etrafta hani dışarıya karşı koruyor, kolluyor, iyi davranıyor. Çok kibar, gördünüz zaten. Dedim herhalde hislerimiz karşılıklı. İşte yalan da evlilik gerçek oldu. Yoksa Yasemin'in ailesi evliliğimizi kabul etmezdi. Biz de aşık olup evlendikten sonra... Ya bunun benimle ne alakası var? Ateş, halacığım durum böyle böyle deseydin ben başka bir yol düşünürdüm. Ha gider en azından insanlarla konuşmaya çalışırdım, anlatmaya çalışırdım. İşte tam da bu yüzden halacığım. Yani sen bunu öğrendikten sonra ailesiyle konuşabileceğinden korktun Yasemin. Ya adam kalp hastası. Yasemin onu kızdırmak, üzmek, sinirlendirmek istemiyor. E sen de bizi öyle sıkıştırınca mecburen yalan söylemek zorunda kaldık. Ya yoksa biz ailelerimizden habersiz, başımıza buyruk iş yapmak ister miydik? Kızımız başına buyruk işler çeviriyor. Öyle ufak tefek şeyler de değil. Zehir, tamam, 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 tamam. Sakin ol, ne olur. Ya babacığım, vallahi üzmek istemedim ben sizi. Ben de zaten Balıkesir'e gelip anlatacaktım her şeyi. Ama siz öyle sürpriz yapınca... Biz sana sürpriz yapmamışız kızım. Biz gelip ortalığı karıştırmışız. Asıl sen bize sürpriz yaptın Yasemin. Baba yapma, ne olur. Siz de Ateş'i sevdiniz. Bak, beyefendi dediniz. Ne kadar iyi dediniz. O başka, bu başka. Ateş dünyanın en iyi adamı bile olsa ben bir baba olarak bunu hak ettim mi Yasemin? Ya ben Yasemin, ben hak ettim mi kızım bunları? Sen biliyor musun benim kalbimi sen ne kadar kırdın? Gelip isteseler karşı mı çıkacaktık? Bugüne kadar sen ne istediğinde karşı çıktık kızım. Yasemin, biricik kızımı terli duvaklı gelin görmek benim hakkım değil mi? Ha? Benim hakkım değil mi? Ben istemez miyim? Biricik kızım ya. Anneciğim, ya gerçek evlilik bile değildi bu. Şimdi gerçek ama, değil mi? Halacığım, her şey için özür dilerim halacığım. Ama şöyle düşün, yani biz ne yaptıysak aşkımız için, birbirimize olan sevgimiz yüzünden yaptık yani. Yasemin için bana bile yalan söyledin, öyle mi? Halacığım böyle söyleme ama, yani anlattım işte.
maalesef böyle olmak durumunda kaldı gibi. E peki Yasemin'in ailesi biliyor mu gerçeği? Bilmiyor. Halacığım. Ama inan ki hepsi aşk içinde. Benim için başka hiçbir şeyin önemi yok. Toparlan Nedret, gidiyoruz. Aa, babacığım. Ya ne olur bak, ben sizi kırmak üzmek istemedim. Hem gelip isteyeceklerdi beni sizden. Yine bizi kandıracaktın değil mi kızım? Anne bir şey söylesene ya. Ne diyeyim Yasemin? Ben sana ne diyeyim? Kendin kesmişsin, kendin biçmişsin. Baban doğru söylüyor. Ben sana ne diyeyim ya? Hadi hadi, kalk hayatına. Ya babacığım, saat kaç oldu? Bu saatte otobüs bile bulamazsınız. Bir durum Allah aşkına ya. Sabah erkenden gideriz Nedret. Tamam hayatım. En önemli anında bizi yanında istemeyen kızımız, daha fazla ayak bağı olmayalım. Ay bir de adamın kalbi var diyorsun. Ya bir şey olsaydı, ya adamın kalbine inseydi. Aman hala ya. Ağzından yel alsın. Bir de böyle bir şey olsaydı vicdan azabından yaşayamazdım valla. Kazık kadar insanlarsınız. Ya böyle bir şey bile bile söylenir mi hiç? Halacığım, Yasemin arıyor. Bunu açmam lazım. Efendim karıcığım? Karıcığım deme bana ateş, karıcığım deme. Olur karıcığım. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Nasıl? Üzeyir babam iyi mi? Of. Ya çok kızdılar Ateş ya, çok kızdılar ya. Ya ben anlayışsız bir adam mıyım? Gelip isteseler vermeyecek miyim dedi, durdu adamcağız ya. Hı 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 hı. İyi yani Üzeyir babam. Ya o iyi galiba ama. Ben çok kötüyüm Ateş. Çok kırdım insanların kalbini. Adam gitmeye kalktı, zor tuttum. Hala bak ikna olmuş değil. Sabah gideceğim diyor. Ya, ya öyle mi? İyi, iyi. Yani Üzeyir babamın iyi olmasına çok sevindim. Çok şükür. Bu diğer meseleyle ilgili bir de ben mi konuşsam hayatım? Yok, sakın. Zaten senin yüzünden bana güvenmiyorlar artık. Peki karıcığım, öyle olsun. Sen nasıl istersen. Hay karın kadar taş düşsün başına be. Yetti. Olur. Bu konuyu sonra konuşalım ister misin sevgilim? Ben de seni seviyorum hayatım. Görüşürüz. Yani. Hı. Ne oldu? Ne demiş peki Yasemin babası? Ne diyecek? İstediler de vermedik mi diye kızmış. Hayır, bir de evi terk etmeye kalkmış adam. Al işte, gördün mü bak? Adam haklı. Adam ne dese haklı. Adamcağızın bir tanecik kızı var. Yok yani Ateş, bu hakikaten böyle olmamalıydı. Kesinlikle. Ha neyi konuşacağız? Bir de karıcığım diyor hala. Allah'ım aklımı yitireceğim ya Rabbim.